Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle bir balkona çıkalım. Yeniden güzelliklerimi göstereyim. Bu akşam çok güzel, sabah daha doğrusu. Çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Dışarısı böyle bir güzel bir hava. Tabii soğuk hala. Ben hala iyileşemedim. Gripliyim. Sesimden de anlarsınız. Çiçeklerim gün be gün açıyor. Sizlerle an be an paylaşmak istiyorum tabii ki bunları. Ve yine çiçek açtıran küller hakkında birazcık bir şeyler söyleyeceğim. Bakın şurada da arı var. Güneşleniyor galiba. Balkonumu çok seviyor arkadaşlar bunlar. İşte bu şekilde. Şu sardunyama bakar mısınız? Hani çoğalttım demiştim ya. Bakın. Dibine de yumurta kabuğu koydum. Şu kenardaki de bundan. Şu. Şöyle. Arkadaşlar sardunya bakımında ne yapabilirsiniz? Hani nasıl küller uygulayabilirsiniz diye. Yumurta kabuğundan bahsettim. İşte kahve telvisinden bahsetmiştim zaten. Bir de söyleyeceğim bir kür daha var. O da çok etkili. Bakın şöyle. Atlas çiçeklerim. İşte sukulentlerim. Gülüm şöyle açtı tamamıyla. Acemalısı. Ceylan gözü. Bu arada kapım çalıyor. Bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Kürümden bahsedecektim size. Sardunya coşturan, çiçek coşturan kürümden. Şöyle şunların güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel açtılar. Bu şekilde bunlar sürekli açıyorlar. Tomurcuklar zaten peşi sıra geliyor. Bakın. Atlas çiçeğimi aşama aşama hani çok sevenler var ya. Atlas çiçeğim böyle arkadaşlar. Yine buradan şahlanarak gelmeye devam ediyor. Yeni diktiklerim bile açıyor benim. Sizinkiler nasıl? Bakın yeni diktiklerim burada. Hepsi de tomurcuklu. Bakar mısınız? Çoğaltma yaptıklarım böyle. Şu paskalya çiçeğim de burada. Sardunyalarıma değil de sardunyaya da uygulayabilirsiniz. Bakın paskalya çiçeğime hani diyorum ya bir türlü bunu böyle çoğaltamadım. Hep böyle şey yapıyor. Bu kadar kaldı. Bakın arkadaşlar şurada ne var? Nişasta kullanacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Tek elle de yapamıyorum ama. Bakın şöyle bir çay kaşığı kadar aldım. Toprağına karıştıracağım bu şekilde. Sardunyalarıma da bunu uyguladım. Daha önce uygulamıştım ama yine uygulayacağım. Uzun süre oldu uygulamayalı. Bu şekilde... Toprağıyla iyice karıştıralım bunu. Şurasını da aynı şekilde. Nişastamızı böyle karıştıralım iyice. Bu sene iki tane vermeye niyet etmiş. İki tane çiçeğimiz açacak. Burada dursun. Evet arkadaşlar bu söylediğim kürü siz de verebilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı olacak şekilde. Sardunyalarım şu anda gerek duymuyor buna. Çünkü onlara
yumurta kabuğu kürü uyguladım. Ama açmayan çiçeğiniz varsa uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. İşte acemallarımız böyle. Bunların da açmasını dört gözle bekliyorum. Ay, esnaf çalışıyor. Eskiciler, makineciler. Şöyle geleyim arkadaşlar. Bir şey daha göstereceğim size. Buradan. Gülümü gösterdim zaten. O açtı bayağı. Şurada bir tomurcuğu daha var. Bu gece bayağı bir şu sukulentlerim yağmur aldılar. Begonvilim de öyle. Bu begonvilime henüz toprak alamadım ama çok güzel gelişim gösteriyor bakın. Gün be gün göstereyim size ki görün yağmurda işte. Dibine böyle kompost olsun diye yumurta kabukları. Tabii sineklenmeler yapıyor. Dış mekan olduğu için beni çok etkilemiyor. Çünkü çok güzel bir gelişim gösteriyor. Bunu dibine toprak alıp koyacağım. Saksısını bu sene değiştiremeyebilirim. Hani bozmak istemiyorum. Eylül ayı gibi saksısını değiştiririm. Üzerine sadece toprak eklemesi yapacağım. Şurada da bir şey çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle büyüyor burada. Bakın. Bu ne? Yeni bir şey oluşturayım. Bu ne acaba? Neyse. Evet, sukulentlerim yağmur suyunu aldıkça daha da güzel böyle coştular, geliyorlar. Bu altına ineyim. Yeni diktiğim atlaslarım çiçeklendiler arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunları daha yeni diktim. Her birinde çiçekler mevcut. Sanki böyle atlas çiçekleri gölgelik yerleri daha çok seviyorlar. Direkt güneş ışığın değil de böyle gölgeli ve dış mekan olan yerleri daha çok seviyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bakın daha 2 ay önce dikmiştim. Çiçek açmaya başlamışlar. Onlara da mesela uygulayabiliriz. O burada ceylan gözüm de böyle açmaya başlamış. Yani şimdilik böyle iyiyiz. Sadece kırmızı atlasım çiçek açmıyor. Aslında ona da bir kür uygulayayım. Buna da nişasta uygulayacağım. Kapattıktan sonra bu şekilde arkadaşlar. Bakın şuradaki ceylan gözüm de açmış bir tane. Şuralarda dolu. Evet arkadaşlar, bugünkü kürüm böyle. Dedim ya size. Nişastayı uygulayabilirsiniz. Toprağıyla karıştırabilirsiniz. Ben şimdi birkaç tane çiçeğimi uygulaya durayım. Siz de videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir de görmesini istediğiniz arkadaşınıza paylaş butonuna basarak paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.